Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ceren. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bir duyuru yapmak istiyorum. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde Japonca Mütercim Tercümanlık diye bir bölüm açılmış bu sene. Şu anda sıralaması belli değil, puanı da belli değil bildiğim kadarıyla. Ee, ama yazarsanız gelme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Sıralaması belli değil çünkü şu an hala bir açıklama gelmedi. Yani yük atlasan da kontrol edersiniz ama... Açıklama gelmedi fakat bu sene öğrenci alıyorlar yani aslında puanınız Japonca yetmiyorsa yine de gelme ihtimali var e, vardır diye düşünüyorum. E, bu sene açılan bir bölüm hani öğretmenlerinden falan korkmayın diye ben öğretmenlerini araştırdım biraz. E, bir öğretmen e, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden mezun olmuş, bir yüksek lisansını da Japonya'da yapmış. Zaten e, doktora sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık gibi e, eğitimleri de var. Yani zaten profesör e, ünvanına sahip. Diğer bir hoca da e, o da Erciyes Üniversitesi'nde okumuş, yüksek lisansını Ankara Üniversitesi'nde yapmış. E, hani ikisi de belki daha fazla hoca vardır, bilmiyorum ama ikisi de alanında e, başarılı kişiler zaten. Hani üç tane e, olasılık var burada ya Ankara'dan mezun olacak hocalar ya Çanakkale'den ya da Erciyes'ten mezun olacak. O yüzden donanımlı olduklarını düşünüyorum. Zaten bu özellikle Çanakkale ve Ankara Japonca'da çok iyi üniversiteler. RGS'de yine aynı şekilde. Hani puanınız yetmiyorsa bile bence bu üniversite kesinlikle yazın gelme ihtimali vardır. Yeni açılan bir bölüm biraz korkutabilir ama yeni açıldığı için çok da ee, çok kişi de bilmiyor yeni açıldığını. Ben de e, kanaldan bir abonemin sayesinde öğrendim. Çok kişi de bilmediği için bu bölümün varlığını. E, gelme ihtimali çok yüksek. Çünkü birileri mutlaka tercih edecek. Tercih etmeyen kişiler de var. Kesinlikle gelir diye düşünüyorum. Şimdi videoyu izleyebilirsiniz. 1. Bu bölüme hiç Japonca bilmeden gelebilir miyiz? Tabii ki. Hatta bilmeden gelmek en avantajlısı diyebilirim. Çünkü anime, şarkı veya başka yerlerden öğrenilen şeylerin yanlış kısımlarını bölümde doğrusunu öğrenir ve kullanırken zorluk yaşanabilir. Zaten okulun neredeyse ilk iki haftası detaylı bir hiragana, katakana programı verilir. En başından başlanır. 2- eğer bilginiz varsa Japonca öğretmenliği bölümünden farkı nedir, avantaj ve dezavantajları var mıdır? Bildiğim kadarıyla Japonca öğretmenliği bölümünde hazırlık var. Ayrıca bölüm gerekliliği nedeniyle de eğitim formasyon derslerinde içermektedir. Ayrıca okulundan daha fazla Japon asılı öğretmenleri sanıyorum 8 var. Bunu dezavantaj olarak sayabiliriz bence. Kendi okulumda iki Japon asılı öğretmenimiz var. Erciyes Üniversitesi bu arada bu. 3. Bölüm okurken yurt dışına gitme ve orada okuma imkanımız var mı? Varsa bu süreç nasıl ilerliyor? Bu bölümü okurken yurt dışında okuma şansınız diğer bölümlere göre daha azdır. Çünkü en basitinden söylemek gerekirse Erasmus programından yararlanamıyoruz. Eğer okulunuzla anlaşmış bir okul varsa değişim öğrencisi olarak ya da en kötü ihtimalle konsolosluk bursu ile gitme şansınız vardır ama imkanlar oldukça kısıtlıdır. Kısacası bu bölümde yurt dışında okuma şansı daha düşüktür. Bir şans yakalar yurt dışında okuma şansınız olursa da buradaki yani Türkiye'deki okulunuza bir yıl kaybetmiş sayılıyorsunuz ve okulunuz uzuyor. Japonya'ya gittiğiniz yılla birlikte 5 yıl okumuş olacaksınız. 4. Bölüm dersleri nasıl? Bölüm dersleri dil bilgisi olarak gramer, gramer uygulaması, kanji ve dinleme olarak söyleyebilirim. Onun dışında Japon kültürüne ve tarihine giriş, güncel haber ve medyayı takip etmemizi sağlayan medya takibi ve tabii ki Japon edebiyatı, Japon sineması ve çeviri derslerimiz var. Unutmamak gerekir ki son sınıfta da bizi gelecekteki iş hayatına hazırlayacak mesleki Japonca dersimiz de var. 5. Bu bölümden mezun olduktan sonra nerelerde çalışabiliriz? İş imkanları nelerdir? Dil edebiyat bölümlerini düşününce aklı ilk gelen tercümanlık oluyor. Freelance olsun, Japon firmalarında olsun bu şekilde çalışabileceğimiz alanlar mevcut. Ayrıca turist rehberliği yapılabilir. Lisansüstü eğitim alarak da üniversitelerde akademik görevlilerden olunabilir. 6. Mezun olduktan sonra Japonya'da çalışabilir miyiz? Mezun olduktan sonra Japonya'da çalışabilirsiniz ama bu tamamen sizin kendinizi ne kadar geliştirdiğinizle alakalı bir durum. Japon şirketleri yabancılarla çalışırken daha dikkatli oldukları için işe alım süreci biraz daha zor oluyor. Hiç Japonca bilmeden gelebilirsiniz. En temelden öğretiliyor. Bildiğim kadarıyla bizden farkları formasyon dersi almaları. Onun dışında pek bir şey diyemeyeceğim. Yurt dışına gitme ve orada okuma fırsatı var. Ben de gittim. Bir sene Osaka'da okudum. Süreç okulun ve elçiliğin hükümetin sağladığı burslarla ve burslar için yapılan sınavları kazanmanıza başlıyor. Gerekli şartları yerine getirip sınavda başarılı olursanız başvurduğunuz bursa göre gidiyorsunuz. Bölümde dil bilgisi derslerinin yanında tarih, edebiyat, kültür dersleri de mevcut. Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar böyle ilerliyor. Soruları beraber cevaplayayım. Akademik anlamda yüksek lisans doktor yapıp ilerleyebilirsiniz. Onun dışında özel şirketlerde vesaire tercüman olarak çalışabiliyorsunuz. Türkiye'de pek çok Japon firması mevcut özellikle araba alanında. Takipte kalmak önemli. Bir de kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz. Bu bölümü okurken Nihongo Noryoku Shiken denilen nasıl okunu bilmiyorum çok pardon. Bir seviye belirleyen sınava girip belge almanız gerekiyor. Çünkü şirketler bu belgeye bakıp işe alıyor genelde. O yüzden kendinizi ne kadar geliştirdiğinize bakıyor aslında bu dilde bir yerlere varabilmek.